Sıfır atık ve geri dönüşüm alanındaki hassasiyetimizi duymayan kalmadı. Bu alandaki çalışmalarımızı iş olarak değil, gelecek nesillere bir miras bırakmak için yapıyoruz. Bu işin temelinde çocuklarımız var. Onlara daha iyi bir gelecek sunmak, doğaya duyarlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber 25 ilkokulumuzda Çocuklar Sıfır Atıkla Büyüyor projesini hayata geçirdik. 100 değil, 1000 değil, tam 35 bin çocuğumuz katıldı. Sınırlarını zorladılar, geri dönüşümden 13.350 eser ürettiler. Yine atıklardan 1250 kıyafet yapıp sergilediler. Bir yandan çocuklarımızla birlikte bu süreci titizlikle yürütürken, diğer yandan evlerimizde, iş yerlerimizde, şehrimizin her noktasında geri dönüşüm küçük bir kar topuyla başladı, bir çığ gibi büyüdü. 2024 yılında toplamda 60.325 konuta, 50.000 öğrenciye ve 400 işletmeye sıfır atık bilgilendirmesi yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sıfır atık alanındaki tüm kriterlerini yerine getiren kurumlara verdiği ilçe geneli sıfır atık belgesini alan İstanbul'daki ilk ilçe belediyesi olduk. Çevre bilincini çok daha güçlü hale getirmek, yeşil alan sevgisini arttırmak adına doğamızı şehrimizle bir bütün haline getirdik. Başakşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi, Kayaşehir Millet Bahçesi, Ayazma Millet Bahçesi, Altınşehir Millet Bahçesi, Çam ve Sakura Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'in de yer aldığı yüz binlerce metrekare büyüklüğündeki yeşil alanları komşularımızın hizmetine açtık. Güvercintepe Millet Bahçemizde de sona yaklaştık. Başakşehir'imizin arka bahçesi ve oksijen deposu olan Şamlar Tabiat Parkımızda hem birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaparak çevre bilincini güçlendirdik. Bu bize 21 metrekare yeşil alan miktarıyla Avrupa'yı ikiye katlama başarısını getirdi. Peki biz doğayı ve çevreyi neden bu kadar çok seviyoruz? 12.756 ton kağıt atık toplanarak 216.859 ağacın kesilmesini önlediğimiz için, günde 100 ton geri dönüştürülebilir atık malzeme topladığımız için, 52 ton atık lastiği geri dönüşüme kazandırdığımız için, tabii daha yeni başlıyoruz. Daha kesilmekten kurtulacak çok ağaç, kirlenmekten kurtulacak çok su, çöp olmaktan kurtulacak çok atık var. Bunu tek başımıza asla yapamazdık. Biz bir aileyiz ve birlikte başardık. Çevre Koruma Haftası'nı kutluyoruz. Bu videonun kapanış şarkısı bizce bu olmalı. Haydi birlikte söyleyelim mi?